Allah yolunda cihat işgal değildir. Bakın Allah yolunda cihat nasıl? Gidiyorsun mesela. Mesela İran'ın kapısına dayanıyorsun. Endülüs'e dayanıyorsun. Bizans'ın kapısına dayanıyorsun. Diyorsun ki onlara, müsaade var mı? Size dinimizi anlatalım. Yok diyor, kabul etmiyoruz. Müsaade var mı? Halkınızı anlatalım. Yok, onu da kabul etmiyoruz. Bizi, dinimizi kabul ediyor musunuz? Hayır. Peki o zaman bize cizye verecek misiniz? Hayır. Onu da kabul. Ne kabul ediyorsunuz? Adam pat orduyu seriyor önüne. Öyle mi? Tamam diyor. Savaşıyor ve oranın halkını özgür kıldıktan sonra insanları o zaman zorlamaya. Dinde zorlama o zaman devreye girer. Cihat dinde zorlama değil ki. Cihat kulu kulluktan kurtarır. Onu senin hürriyetine kavuşturur. Ondan sonra senin artık mesela sen fethettiğinde herkes kendi dinini yaşayabilir. Ama İslam'ın hakimiyetini kabul ettikten sonra önce kula kulluk yapan sistemi yok edeceksin. İslam buna meydan okuyor. Kula kulluk yapan her sistem yok olacak diyor. İnsanları kula kulluktan kurtardıktan sonra dinde ikrah yoktur. Zorlayamazsın. Zorlama o zaman başlar yani. Sence bir kurtar. Huzeyfe bin Muhsin, Rebi İbni Amr, bunlar mesela İran karşısına çıktığında bakıyorsunuz mesela 3 tane elçi gidiyor. 3 gün ard arda verdikleri cevaplar ya, bir yani tam böyle bir artık senin şeyini ortaya koyuyor. Cihat menşeğini ortaya koyuyor yani. Rebi İbni Amr kendisi paslı mızrağı, eski kılıcı, cılız atı, yırtık elbisesiyle böyle o kadar böyle şey ki artık kendinden emin, özgüvenli ki, çünkü Allah'a iman etmiş ya. Kul kim? Yani o kim yani? Müslümana karşı değil tabi bu kibir. Ama kafire karşı kibir yeri geldiğinde farzdır da. Onu göstermek zorundasın da yani. Hani Ebu Ducane kılıcını çekiyor, sallıyor böyle. Öyle bir havalı gidiyor ki cihat meydanına. Allah Resulü diyor ki vallahi bunu başka bir yerde yaparsa helak olur. Ama kafire karşı yapacaksın. Mızrağını mindere batıra batıra giriyor böyle. Millet şaşırıyor. Atını getirip çadıra bağlıyor. Kim bu ya? Bu ne cesaret? Adam Allah'a başeymiş. Allah'a kul olmuş. Kuldan mı korkacak? Ne istiyorsunuz diyor. Kimsiniz? Rebi İbn Amr'a. Ne istiyorsunuz diyor. Biz diyor dalaletteydik. Gafletteydik. İslam bizi kurtardı. Akraba hakkını bilmezdik. Birbirimizi öldürürdük. Çocuklarımızı öldürürdük. İslam geldi bizi refaha çıkardı. Bize insan olmayı öğretti. Bizi kulluk kulluktan kurtardı. Şimdi biz de diyor kapınıza dayandık. Size teklif ediyoruz. Gelin bırakın kula kulluk yapmayı. Allah'a kul olun. Topraklarınız sizindir. Nasıl yani? Siz buraya bizim hazinelerimiz, topraklarımız için gelmediniz mi? Bunları almadan mı gideceksiniz? Evet diyor. Siz diyor iman ettiğinizi söyleyin biz gideceğiz. Sizindir hepsi. İşte şimdi bu mu zorlama? Dinde zorlama, cihat dinde zorlama mı oluyor? Bu mu? Amerika Irak'a giriyor, zorlama olmuyor. Afganistan'a giriyor, zorlama olmuyor. Ama orada insanları kula kulluktan kurtarmak için cihad ediliyor. Bu mu zorlama oluyor? Cihadı lekelemekten başka bir şey değildir. Kılıç insanın fıtratında olan bir şey. Hadi sana savunulduğunda elini kaldırma o zaman. Bak fıtratında var. Hadi namusunu kirletmeye çalıştıklarında savunma o zaman. Bak fıtratında var. Yani fıtratta olmayan bir şeyi İslam yapmıyor ki sana. Hani neden zorlama olsun? Cihat kulları kula kulluktan kurtarıp insanlara Allah'a kul olmayı davet eder. Sistemleri yıkar. Bütün tehditleri oradan kaldırır. Pısırık değildir. Bugün aydınlarımız savunmaya kalkmasın. İşte savunma cihadı var da dinde zorlama yoktur da. İslam savunulmayacak kadar şereflidir. İslam'la savunulma yapılmaz. Taarruz edilir yani. Taarruz edeceksin. Bunu yapabiliyorsan yap bunu. Bırak o zaman İslam adı altında hiçbir şey yazma. İslam'ı lekelemekten başka bir şey geçmiyor. Yani. Cihadın hakikati bu. Cihad en büyük davettir. Allah yolunda cihadın hakikati ve aşamaları da budur. Mekke'de hatta ayet var. Elinizi savaştan çekin, namazı kılın, zekatı verin. Geçen derste de Furkan suresi 52. ayeti anlattım. Onlara karşı Kur'an'lara büyük bir cihat ver ayeti. Allah önce bunu buyuruyor yani Allah Azze ve Celle. Neyi? İnsan yetişmesi için ilk etapta bir cihat menşei davet ortamında kabul değil. Neden? Çünkü aşamada bu yok. Yetişemezsin yani. Savaştan elinizi çekin, namazı kılın, zekatı verin. Ondan sonra size karşı savaşanlarla Allah yolunda savaşın. Ondan sonra yeryüzünde fitne kalmayıncaya, din yalnız Allah'ın oluncaya kadar savaşın. Aşamaları bilin. Her aşamayı, her aşıyı diyelim kendimize. Buna göre yaparsak vallahi bir sahabe örneğini daha meydana getirebiliriz. Ama unutmayın, fetlerle değil, yani böyle derslerle
değil yani. Cemaat şuuruyla. Grup olacaksın. Hep bir arada olacaksın. Çalışmalar yapacaksın. İnsanları anlatacaksın. Onları bir arada toplayacaksın. Ve hiçbir diğer cemaatle karşını almayacaksın. Kardeş ve ümmet ahlakı. Bırak kimsenin ötekileştiriyorsa ötekileştirsin. Benden değil desin. Sen benden diyeceksin. Allah'ın emri var çünkü. Müminler kardeştir. Mümin ise kardeşindir. İstediği kadar sen reddetsin o.